YouTube hayatımda ilk defa bir video sildim. Bir önceki video şu an yok. Hani bu heykele gittiğimiz falan, seramik yaptığımız video şu an yok. Çünkü onu sildim. Çünkü bir arkadaşımla iletişimimi bitirdim ve o yüzden de ilk defa 2-3 yıl, 3 yıl oldu mu? Aynen 3 yıllık YouTube hayatımda bir videoyu kaldırdım. Neyse böylesi daha güzel. Doğum günüm yaklaştığı için bazı markalar kargo yolladı. Onları beraber açalım istiyorum. Şu an şurada şöyle 4 tane kargo var. Daha gelecek galiba bu arada ama ben bunları yavaştan açmak istiyorum sizinle. Şunlar bir şurada dursun da tek tek açalım. İlk kargoyla başlayalım. Bu Eda Taşpınar'dan geldi. Ops. Kamera gidiyordu, bir saniye. Ben bir şunu şurada açayım. Bir şey söyleyeceğim. Kargo böyle oldu, bakın böyleydi. Böyle oldu. Kameram düşecek ve size başka açı ayarlayamadım ve şu an sallanıyorsunuz. Buradan 1-2-3 tane şey çıktı ve hepsini düşürüyorum bu arada. Neyse, ben bir açayım bunu, geleceğim. Doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu yıllara diye de böyle not koymuşlar. Teşekkür ediyorum Eda Taşpınar ailesine. Şimdi şunları bir açalım. Bu arada en sevdiğim şey şu patlatmayı patlatmak. Ama açamıyorum. Evet, bir tane at kılı fırçası gelmiş. Teşekkür ediyorum. Bundan zaten bende vardı. Ablama vermiştim. Bir tane daha aldım sonra. Onu da anneme verdim. Artık bu da benim olur yani. Bu da böyle, böyle yalnız. Böyle bir saç parfümü. Vanilla Passion diye. Çok bir koklayacağım. Oo, bayağı iyi kokuyor bu arada. Beğendim. En sevdiğim şey kargo açmak. Bunu tarihe geçelim. Hediyelere bayılırım. Damla Kınık koleksiyonundan bir body mist. Şöyle. Oops. Yoğun ışıltılı bronzlaştırıcı yağ. Ay şunun güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Bu da güneş sonrası serinletici jelmiş. Şöyle. Ay, teşekkür ediyorum. Gerçekten bayıldım bu arada. Size şöyle kabaca da en son gösteririm kargoları. Bu Dogo diye bir markadan geldi. Şöyle göstereyim. Havlu. Havlu geldi. Şöyle bir şey. Hemen şimdi size desenini de göstereceğim, bir saniye. Çok güzel. Bunu size nasıl göstereceğim? Şöyle gösterebilirim. Görüyor musunuz? Böyle bir deniz anası var. Bu arada bayıldım. İncecik. Şurada yine Dogo Store diye yazıyor markası. Ay, yemin ederim sıcak bastı. Evet, bir sonraki kargomuz. İsmini okuyamadığım bir yerden şöyle. Görüyor musunuz? İçi bunun bayağı dolu. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Açmıştım ben bunu. Böyle bir not var. Sevgili İdil, sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimseyerek ürettiğimiz, doğadan ilham aldığımız doğal mum ve oda kokularımız estetik tasarımı ile yaşam alanlarımızı güzelleştirirken kokuların kalıcılığıyla size büyüleyici bir atmosfer oluşturacak diye bir şey. Şurada 1, 2, 3 ve 4 tane kutu var. Şimdi bunu açtığımızda böyle bir şey çıkıyor. Görüyor musunuz? Sonra... Bayağı da ağırlar bu arada. Bunu açtığımızda şu şekilde bir şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi şurada yine markası falan yazıyor. Çok güzel. Neyse, Instagram'da da paylaşıyor olacağım zaten bunları. Şu kutuyu açtığımızda şöyle bir koku çıkıyor. Uf, çok güzel, şişeye bak. Ve gerçekten çok güzel kokuyor bu arada. Neyse, kırmadan bir geri koyalım. Sonra çünkü odaya yerleştireceğim. Şuradan şöyle 3 tane koku çıkıyor. Çanta boyu. Şöyle bir mum çıkıyor. Az önceki koku için şöyle çubuklar çıkıyor şu şekilde ve mum için de böyle bir kibrit çıkıyor. Paketin içeriği bu şekilde. Oo, burada resimli magnetten gelmiş bir tane bu var. Bu böyle bir ikinci kutumuz. Bu da böyle üçüncü kutumuz. Bunu yine şöyle size alıp göstereyim. Bu böyle ablama hediye yaptırmıştım, Spotify şeyi. Bu Mira ve Cookie ile ilgili olan bir
Spotify şeyi yine. Burada iki tane ışığımız var. Bunlar ya, bunları nasıl şey yapabilirim? Ne biliyor musunuz? Ahşap bir şey bu. Stickerlar var bu arada. Böyle bunlar hazır tasarım. Bunları ben seçtim. Bunlardan duvara şey yapacağım. Şunun gibi bir şey ama ahşap böyle. Bu mesela dikdörtgen ya, o böyle ahşap şekilde gelecek. Neyse, beraber yaparız zaten. Neyse. Burada 350 tane fotoğraf var. Bunları da ben seçtim. Bunlara bakarız sonra. Ama şöyle gösterebilirim örneğin. Mesela bu Mira. Bunu açtığımızda ise burada doğum günü süsleri, hediyeleri var sanırım. Evet, bu neymiş? Nice mutlu yıllara yazıyor. Evet. Nice mutlu yıllara. Burada herhalde ne var? Burada. Buna bakarız. Şu an tek elini açamayacağım çünkü. Çerçeve var. Fotoğraf var galiba. Fotoğraf koyacağım sanıyorum bunun içine. Şöyle. Bir küçük defter var. Şurada bir küçük defter var. Şurada bir kalem var. Yine stickerlar var. Ve bu kadar galiba. Evet, bu kadar. Tekrardan ürün yollayan bütün markalara buradan kocaman sevgiler. Çok 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 teşekkür ediyorum. Bugün seçim günü. Videoya büyük ihtimalle daha sonra devam edeceğim çünkü moralim bozuk. O yüzden bu videoyu daha sonra devam etmeye karar aldım. Selamlar tekrardan. Dün bayağı moralim bozuldu, o yüzden videoya devam etmek istemedim falan filan. Bir de zaten hastayım, modum çok düştü. Derse gittim geldim. Şu aralar böyle modum çok şey değil yani, yüksek değil. Bu arada iki gün sonra... İki yıl sonra artık tatilde oluyorum. Zaten bu süreçte beraberiz. Bilmiyorum artık Seferihisar'a gider miyim, yoksa hani biraz burada durur muyum falan. Bakalım, bir ara ablam gelecek, ne zaman gelecek belli değil falan. Hiçbir şey bilmiyorum. Akışındayız yani. Böyle. Bana bugün yine bir kargo geldi Propia'dan. Böyle taç geldi. Zaten bende böyle beyazı vardı. Grisi gelmiş. Bir de böyle Propia'nın çantası gelmiş. Bir de işte Propia ürünleri gelmiş ama onları dolaba kaldırdım. Şey yapamadım. Oy, niye karanlık oldu ya? Ne oluyor? Gösteremeyeceğim yani, kaldırdım. Ama size telefondan şöyle göstereyim. Böyle bunlar geldi işte. Bir de çok tatlı bir not yazmışlar. İşte şey yazmışlar, okuyayım. Merhaba Edil, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana bolca şans ve mutluluk getirsin. Nice yaşlara Propia Türkiye ekibi diye böyle yazmışlar. Şimdi burada bir cookie uyuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bugün 1 Haziran bu arada. Kaç gündür çekiyorum bilmiyorum. Kopuk kopuk bir şeyler çekiyorum. Bugün artık tatilim. Anaokulunda branş dersleri Haziran'dan itibaren olmuyormuş. Yani anaokulunda işte yıl sonu gösterileri bilmem ne falan, koşuşturma, mezuniyetler falan var. Ama branş dersleri olmuyor. İşte müziktir, dramadır vesaire, işte resim falan. Yani özetle tatilim anlayacağınız. Bu arada 6'sında Ankara'ya gidiyorum. Doğum günümü orada geçireceğim. Ben niye karanlığım ben ya? Neyse, özetle bu şekilde. Bugün dövme yaptırmaya gidiyorum bu arada. Giderken bir kahve, tatlı bir şeyler alacağım.
dövmecilerime. Çünkü çok emek veriyorlar, çok çalışıyorlar dövme yaparken. O yüzden onlara bir tatlı kahve falan götürüyorum. Şu an boşum bu arada. Arkadaşlar şunu görmediniz bu arada. Ben bunu da yeni yaptırmıştım. Şu an iyileşme sürecinde. Böyle buna da krem falan sürüyorum. Bu arada aşırı kaşınıyor şu an ama kaşımıyorum. Yani özetle her tarafımı kaplatacağım. Ay bu arada hafta sonu online açık öğretim sınavım var bu seçimlerden dolayı falan. Online olacak. Bu dönem valla vize de online oldu. Şimdi bu da online olacak. Vize depremden dolayı online oldu. Bu da seçimlerden dolayı online olacak. Vizeden fena not almadım. Final tabii daha zor ama inşallah geçeriz. Böyle aman şunun uyuşuna bakmanız lazım. Bir bak. Doktor bu ne? Doktor bu ne? Allah'ım yarabbim. Çok tatlısın. Aşk mısın sen be? Sen aşk mısın be? Ha? Derse gittim geldim. Miroş'uma uğradım. Aşk bücüğüme bakın ya. Çok tatlı. Çok tatlı.